Arkadaşlar merhaba, Tarih 3 soru çözümünde kaldığımız yerden devam edelim. MEP kazanım kavrama testlerini çözüyorduk arkadaşlar ve burada 202. soruya kadar gelmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 202. Yunan kuvvetlerinin Batı Anadolu'dan tamamen temizlenmesi hangi savaştan sonradır? Elbette büyük taarruzu değil mi arkadaşlar? Son büyük e, saldırı savaşıydı ki bu ana kadar e, Birinci İnönü'ler, önüler, İnönü'ler, Eskişehir-Kütahya Savaşları, Sakarya Savaşları hepsi savunma savaşıydı. Mustafa Kemal Paşa bir yıl hazırlandı 21-22 arası ve 26 Ağustos'ta Zafer e, Savaşı'na giden o önemli e, büyük taarruz başlayacak. 30 Ağustos'ta bildiğiniz gibi e, Dumlupınar'da meydan muharebesi kazanılacak. 9 Eylül'de İzmir'e girilip Kadife Kale'ye Türk bayrağı çekilecekti. 203 Tekalifi Milli Emirleri ile e, yapılan hazırlığa, ee, ne denir arkadaşlar? Bir ee, genel seferberlik değil mi? Yani bir bakın şöyle milli hazırlık, genel seferberlik, gayri nizami harp, askeri hazırlık, genel seferberlik. Burada genel seferberlik önemli. Yani B ve E duruyor. Ee, bu şekilde yapılan savaşa tekalifi milli milli yükümlülükler yani bütün toplumun katıldığı Savaş hangisi? E biz bunu Sakarya Meydan Muharebesi olarak biliyorduk ki e, Mustafa Kemal Paşa'nın sözünü hatırlayın, Hattı müdafaa yok, satı müdafaa var. O satı bütün vatandır. Vatandaşın e, kanıyla ıslanmadıkça toprak terk edilemez diyor. Haliyle bu da e, bir topyekün savaş, yani bizim Sakarya Meydan Muharebesi dediğimiz savaş olacak. Edirne biraz kulağı tersten tutmuşlar bu soruda ama, e, tutturmuşlar ama e, güzel bir soru. Mantığını en azından e, yorumlayarak yapabiliriz. 204. Türk Kurtuluş Savaşı'nın silahlı mücadele dönemini sona erdirerek diplomasi dönemini başlatan gelişme. Büyük taarruzdan sonra savaşı bitiren ateşkes hangisiydi? Mudanya ateşkesi olacak ki buna benzer bir soruyu bir önceki derste Çözmüştük arkadaşlar. 11 Ekim 1922. 205. Tek Adam adıyla üç ciltten oluşan Atatürk'ün biyografisi üzerinde Osmanlı'nın çöküşünü ve yeni bir devletin doğuşunu konu edinen e, yazar kimdir? E, tek Adam yazan Şevket Süreyya Aydemirdi. E bunu mesela inkılap tarihinde Atatürk bölümü vardı değil mi? En sonlarda arkadaşlar. Atatürk'ün biyografiler işte Kinross'lar, Armstronglar, Yakup Kadriler, efendim Fali Rıfkılar bahsetmiştik bunları. Şevket Süreyya da tek adamı yazacak idi. 206. Milli mücadele yıllarında idealist Ali öğretmenin çalıştığı köyde ki çabaları ve bölgede milli mücadele düşüncesine destek faaliyetlerinin anlatıldığı roman. E, sevgili arkadaşlar e, bu roman e, Vurun Kahpeye. Vurun Kahpeye e, kimin eseridir? Halide Edip adı varın, değil mi? Halide Edip e, adı varındır arkadaşlar. Tıpkı ateşten görmeyin e, olması gibi bu ikisi. Halide Edip Efendim, Yaban ve Sodom ve e, Gomorre, e, Yakup, Kadri, Karaosmanoğlu. yorgun savaşçı ise Kemal, Tahir olacak sevgili arkadaşlar. E bunlar e, Kurtuluş Savaşı'nı konu alan eserler böyle de gelebilir. Ama bu çok nokta atış bir soru. E, burada idealist e, Ali öğretmenin <laughs> Anadolu'ya Kurtuluş Savaşı'na katılmasına. ...konu alır, oradaki yobazlıkla mücadelesini anlatır. E ki, halide dedik de tıpkı Anadolu'ya Kurtuluş Savaşı'na katılmış bir isim aslında. E, kocası da bir askerdir değil mi Aliye öğretmenin? O da bir e, asker öğretmen, dikkat edin, e, Cumhuriyet'in aydınlanmasının iki önemli e, şeydir... E, nesnesidir bunlar arkadaşlar hat nesne demeyelim öznesidir adeta kültürel olarak aydınlatan öğretmenler e bunun yanında da askerler de milli mücadelenin kazanılmasında en önemli figür peki arkadaşlar bir de şu ilave yapayım özellikle Türk sinemasında fazlasıyla çekilmiş bir filmdir. Burun Kahpe. Yarın bir gün e, vaktiniz olursa üç dönemde çekildiğini hatırlatmak isterim. E, 49'da e, Lütfi Akadın çekti Burun Kahpe'ye vardır. E, 64'te Orhan Aksoy'un, e, 73'te ise Halit Refil. Yani 49, 64 ve 73 yıllarında üç farklı Yönetmen tarafından Burun Kahpe'ye filmi çekilmiş. E bunu YouTube'da bulabilirsiniz arkadaşlar. Orada vardır. E Vaktiniz varsa e, bakabilirsiniz buna. Onun dışında birkaç notum daha var. Ne demişim hemen bir e, bakayım. Mesela Yorgun Savaşçı. E, Halit Refik tarafından e, TRT'de dizisi vardır Yorgun Savaşçı. E, bu olabilir. E Bunun dışında... E, ...Vurun KP dedik... ...Ateşten Gömlek e, bunun filmi vardır... ...benim bildiğim... E, ...ya bana hatırlamıyorum işin e, doğrusu... ...Sodom ve e, Gomorra'yı da... ...bilmiyorum... ...Yakup Kadri'nin eserlerini... ...filmini bilmiyorum ama diğerleri var... ...peki 207... ...aşağıdaki inkılaplardan... ...hangisi... ...birinci meclis tarafından... ...gerçekleştirilmiştir arkadaşlar... ...Halifelik 1924... E, Saltanat 1922. Burada birinci meclis e, biliyorsunuz 1920-23 arası. 11 Ağustos 23 arasıdır. E, burada 22'de Saltanat. E, bakın e, halifelik 24. Cumhuriyetin ilan edilmesi 23 ama Ağustos sonrası değil mi? Ekim. 29 Ekim. Ankara'nın başkent olması 13 Ekim yine Ağustos sonrası. Lozan Barış Antlaşması'nın onaylanması 24 Ağustos yine 11 Ağustos'tan sonra. Demek ki birinci meclisle kastettiğimiz 1920'de 23 Nisan 1920'de açılan ve özellikle 11 Ağustos yapılan seçimlerle birlikte 11 Ağustos 1923'te göreve başlayan bu tarihten sonra ikinci meclistir. Bu tarih aralığında olan ise birinci meclis saltanat 22 idi. 208. Ee, arkadaşlar burada bir yine şey var, sıkıntı var. Aynı soru kopyalanmış. Ee, 207 ile saltanlığın kaldırılması. Geçelim bunu. 209. Aşağıdaki konulardan hangisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Mudanya Mütarekesi'ndeki başarısını Lozan Konferansı'nda koruyamamış? Sevgili arkadaşlar A şıkkında Boğazlar diyor ki asıl cevapta bu olacak. Hemen hatırlatayım. E, Mudanya ateşkesinde Boğazlar'ın kontrolü Türkiye'ye veriliyordu. Burada Boğazlar Türkiye'de. Ama Lozan'da Boğazlar komisyonu kurulacak, başkanı Türk olacaktı. Ama diğer devletler de katılıyor. Dolayısıyla burada bir aslında e, gerileme söz konusu hak bakımından. E, Dolayısıyla cevabımız adı 210. Lozan Barış Antlaşması'nda belirsiz kalan ve çözümü Türkiye ile İngiltere arasında olmak üzere ileri bir tarih ertelenen konu Musul meselesiydi. Yani Musul'un olduğu Irak sınır sorunuydu arkadaşlar. Hatırlarsanız ikili görüşmelere bırakılmış İngiltere ile Türkiye. Ee, bunun ...görüşmeleri 9 ay sürecektir... ...sonuç anlamasa da... ...Milletler Cemiyeti'ne gidecekti mesele. 9 aylık sürede Haliç Konferansı yapıldı... ...sonuç anlamadı. Milletler Cemiyeti de... ...aslında o Brüksel hattıyla... ...Hakkari'yi Türkiye'ye... ...Musul'u Irak'a bıraktı. Dolayısıyla daha sonra 26 Ankara Antlaşması ile... ...Musul masa başında... ...kaybedildi arkadaşlar. Dolayısıyla burada cevabımız... Bursa olacak ki bunu Çağdaşta Türk dış politikasında fazlasıyla ayrıntılı bir şekilde konuşmuştuk Peki 211 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilan edilmesinde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisinden söz edilemez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, millet meclisi, halk iradesi, adım adım cumhuriyete giden bir süreç. Halifeliğin kaldırılması, şimdi e, cumhuriyetin ilan edildiği tarihe bakın. Halifeliğin kaldırıldığı tarih 3 Mart 1924. Cumhuriyetin ilan edilmesinde hangisi etkilidir? Daha sonra e, kaldırılmış bir olay nasıl etkili olsun, neden olsun? Değil mi? Burada kronolojik olarak bakın meclisin açılması 1920, saltanatın kaldırılması 1922, halk fırkasının kurulması 23 ama 9 Eylül, e, Eylül-Ekim değil mi? Yani önce parti kuruluyor 9 Eylül'de ardından Cumhuriyet ilan ediliyor. Yine e, daha önceki bir hadise, devlet başkanlığı sorununun yaşanması ki bu Cumhuriyet'in ilanından önce e, karşımıza çıkan bir, mesele idi. Dolayısıyla her kapı bizi Bursa'ya çıkartıyor sevgili arkadaşlar. Daha sonraki bir hadise olmasından dolayı. Yani burada tarihleri bir parça biliyor olmak aslında işimizi rahatlatırdı. 212. Cumhuriyet'in ilanından sonra herhangi bir tehdit karşısında rejimi koruyarak güçlendirmeye yönelik faaliyetler arasında gelişmelerden hangisini yer aldığı söylenebilir. Cumhuriyetin ilanından sonra herhangi bir tehdit ve rejimi korumak, güçlendirmek adına neler varmış? Şimdi bakalım. Cumhuriyetin ilanından sonra yani 29 Ekim 1923'ten sonra e, saltanat olamaz çünkü 22'de daha önce. Halifeliğin kaldırılması 1924'te bu olabilir. Tekalifi milli emirleri bu tarz Kurtuluş Savaşı sırasında Sakarya'dan önce öyle değil mi? 1921'in hadisesi bu da olamaz. Çünkü bunlar Cumhuriyet'ten önce. Bizim aradığımız Cumhuriyet'ten sonra. Takrir-i Sükun olur sevgili arkadaşlar. Neden olur? Takrir-i Sükun 1925'te Şeyh Said isyanına karşı çıkartılmış. ve özellikle inkılaplar, önemli inkılaplar tam da Takrir Sükun'un o 25-29 yılları arasındaki olanca sessiz ortamına borçlu olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla 2 ve 4 arkadaşlar. Bakın iki soruda da tarihler ne kadar önemli öyle değil mi? Ya elbette bütün tarihleri bilmenizi istemiyorum ama bazı noktalar kritik bizim için. Ee, gördüğünüz gibi Takrir Sükun'la ilgili çok soru e, çözdük bu ana kadar. En azından Şeyh Said İsyanı yani Cumhuriyet'ten sonra geldiğini bilelim. 213. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilanının sonuçlarından biri değildir? Kabine sistemine geçildi. Doğru. Neden bir cumhurbaşkanı var? Cumhurbaşkanı başbakanı seçiyor. Başbakan da atıyor. Başbakan da kendi kabinesini kuracak idi. Değil mi? Daha önce meclis hükümet sistemi vardı. Ama cumhuriyetle kabine sistemi. Devlet başkanlığı sorunu çözüldü. Artık bir cumhurbaşkanı var millet iradesinin ilk kez yönetime yansıması. E şimdi bu cumhuriyette değil yahu. Osmanlı diyorsanız 1876 meşrutiyet. E ama belli ki Türkiye tarihi, e Türkiye Cumhuriyeti yani Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açıldı arkadaşlar? 23 Nisan 1920. E demek ki 20'de yönetime katılmış işte canım. Yani Cumhuriyet'in ilanını beklemeye ne lüzum var? Cevap Ceyhan açık bir soru de bir bakalım yeni Türk Devleti'nin adının resmen konulması Evet artık Türkiye Cumhuriyeti yasama ve yürütme güçlerinin birbirinden ayrılması Aynen öyle ki 20'den 23'e kadar güçler birliği ilkesi vardı şimdi artık yavaş yavaş ayrılıyor bu güçler 214 Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasına neden olan olay. Biliyorsunuz 1924'te kuruldu e, ama 25'te Doğu'da Şeyh Said isyanı patlak verdiğinde e, Doğu'daki bazı temsilcilerinin bu isyana katıldığı tespit edildiği için e, Terakki Perver 1925'te kapatılıyor. Hangi olay? Şeyh Said isyanı. 215. Yeni Türk Devleti'nin gerçekleştirdiği gelişmelerden hangisinin halk iradesinin meclise daha fazla yansıması amacına yönelik olduğu söylenemez. Bakalım. Seçmen yaşı 18'e indirilirse daha fazla katılımcı var demektir. Bu olur. Açık oy gizli sayım ilkesinin sistemin uygulanması. Açık oy herkesin gözünde oy veriyorsunuz. Sayım gizli yapılıyor. E şimdi bu kadar anti-demokratik bir durum olur mu yahu? Bugün tam tersi değil mi? Gizli e, oy, açık sayım. Ki herkes bilsin. E, bu hangi seçim arkadaşlar? Şaibeli seçimde bu uygulanmıştı hatırlayın. Hangi seçimde o? 1945'teki Şaibeli seçim. Niye Şaibeli seçim deniyordu? Açık oy gizli sayım olduğu için. Şimdi dolayısıyla halk iradesinin meclise yansımasını rahatlatmıyor. Tam tersi anti demokratik bir uygulama. 50'de değişiyor bu sistem değil mi? de tam tersi oluyor. Açık oy, e, şey pardon gizli oy açık sayım. de böyle olacaktır. Bakın burada kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, halk iradesinin meclise yansımasına faydadır. Oy kullanma için vergi verme şartının kaldırılması herkes verebilir, fakir fukara fark etmez. Her 50 bin erkek başına bir mebus seçilirken bu rakamın 20 bine düşürülmesi daha fazla mebus seçilmesine, vekil seçilmesine e, ortam sağlar. Haliyle bunlar demokratiktir e, ama Bursa antidemokratik. 216. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın ortak özelliği hangisi? 24'te kurulmuştu e, ilk muhalif parti Terakkiperver, Serbest Fırka ise 1930'da kurulmuştu. Serbest Fırka'nın başında Fethi Oker, Terakkiperver'in başında e, Kazım Karabekir vardı. Ortak özellik rejim karşıtı olmaları. Yok rejim karşıtı. Yani evet terakkiperver şey Said isyanında parmağı var gerekçesiyle kapatıldı. Serbest fırkada böyle bir şeyden bahsedilemez. Ekonomide liberalizmi savunmaları işte bulduk anahtar kelimeyi. Arkadaşlarım bu partilerin karşıtı hangi partiydi? Cumhuriyet Halk Partisi ya da işte Halk Fırkası. Cumhuriyet Halk Fırkası devletçi bir parti buna karşı kurulmuş muhalifler e, liberal bir partiydi. Bakın zaten adı üzerinde serbest. Serbest demek liberal demek. E, terakkiperver de böyleydi. Dolayısıyla çok önemli bir sorudur bu. Bakın saltanat ve hilafete bağlı kalmaları. Canım serbest fırka 30'da kuruldu. o dönem ne saltanat var ne halife. O yüzden nasıl bağlı kalsın? Terakkiperver'in kurucuları halifeye biraz yakındılar. Tamam. Her ikisinde de isyan sonucu kapatılması. Hayır, e, Terakkiperver, evet, Şehzade isyanından sonra kapatıldı. Ama Serbest Fırka menemen isyanından önce kapatılmıştı. Buna videolarda çok vurgu yaptık, öyle değil mi arkadaşlar? E, Mustafa Kemal isteği üzerine kuruldu. Evet, Serbest Fırka e, Mustafa Kemal Paşa'nın isteği üzerine kuruldu ama Terakkiperver gerçek muhalif partiydi. Atatürk'e muhalif olan isimler... Bu fırkayı kurmuşlardı. Dolayısıyla arkadaşlar tek ortak madde Bursa kalıyor. Çok güzel bir soru. Ben bunu yaptığınızı düşünüyorum ama. 217 Cumhuriyet döneminde aşağıdaki gelişmelerin hangisi siyasi alanda laikliği yerleştirmek amacına yönelik? Bakın dikkat edin laiklik ama siyasi alanda. Şimdi medreseler. Tekke zaviye, eğitim, sosyal yaşam, tevhid tedrisat eğitim, bu üçü eğitim ve sosyal yaşamla alakası. Bunlar olamaz. Şeriye ve efkaf vekaleti, bakın işte siyaset, bakanlık demek değil mi? Erkanı harbiye vekaleti, ikisi de bakanlık. Yani bu ikisi olabilir. Bu siyasi ile alakalı. Ama siyasi al alanda diyorsa e, buradaki şeriye ve efkafın kaldırılması, değil mi? Din ve işte vakıflar bakanlığının kaldırılması e, laiklik ilkesi kapsamındadır. Erkan Harbi'nin yani e, savaş bakanlığının kaldırılması o e, demokratik bir hamle, ordu siyaset ayrımını savunur. Laiklikle alakası yok. 218. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Türkiye Cumhuriyeti'nde laik devlet yapısının oluşumuna e, ...katkısı diğerlerine göre daha fazladır. Şimdi sevgili arkadaşlar özellikle Osmanlı'da o ümmetçiliğin devam etmesi değil mi? E, saltanat sahibi yani hükmedenin aynı zamanda bütün İslam dünyasının halifesi olması da... E, ...ciddi anlamda bir layık devlet olgusuna ters durumdur. Haliyle burada halifeliğin kaldırılması e, daha fazla etkili olarak ön plana çıkartılmış müfredat tarafından. E, ama buna bir yıldız koyalım, bir de soru işareti koyalım. Çünkü tekrar edeyim, daha fazla katkı sunduğu tarzı sorular artık eskimiş bir soru tipidir. E, dolayısıyla çünkü bunlar hep akademide tartışılan e, yönleri olan durumdur. E, dolayısıyla bu sınav e, sorusuna indirgenemez aslında bakarsanız. Yani çünkü yüzde kaç veriyorsunuz ki? Yani yüzde elli bu, yüzde işte 50 saltanın böyle denmesi zor. Ama burada halifenin İslam ümmetinin lideri olması, laik devletin önündeki en büyük e, güçlerden biri olduğunu gösteriyor. Değil mi? O yüzden bunu alabiliyoruz. Ama ben sınavlarda benzer soru geleceğini zannetmiyorum arkadaşlar. 219. 1926 yılında çıkartılan Türk Medeni Kanunu'na göre kız ve erkek çocukları arasında miras eşitliği sağlanmış, kadınlara istediği mesleği seçebilme ve yapabilme hakkı tanınmıştır. Miras ve meslek seçebilme. Bu bilgilere göre aşağıdaki alanların hangisinde kadın erkek eşitliğinin sağlanması amaçlanmış? Bu pasaja göre e ne olacak? Miras eşitliği, meslek seçebilme, ekonomik süreç. Kadınlar kendi ayakları üzerine durabilir bir meslek sahibi olursa, para kazanırsa değil mi? O zaman ekonomiye çıkıyor iş. 220. Atatürk, efendiler, hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz... Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatçı olamazsınız. Buna göre Cumhuriyet döneminde sanatsal çalışmaları desteklemek amacıyla hangisi açılmış? Bakalım. Musiki muallim, Ankara hukuk, bu hukuk geç bunu zaten. Sanayi nefise tamam, millet mektepleri hayır bu eğitimle alakalı, köy enstitüleri eğitimle alakalı. Dikkat ettiyseniz iki tane sanatla ilgili şık var. E burada bir musiki muallim 1924'te öğretmen okulu değil mi? Müzik öğretmen okulu. E bu cumhuriyet döneminde doğru uydu. Sanayi Nefise Mektebi 1882'de açıldı. Açıldı diyor ya soruda. İkinci Abdülhamit döneminde Osman Hamdi Bey açmıştı. E, Cumhuriyette yani 1928'de adını Güzel Sanatlar Mektebi olarak değiştirdi. Ama adını değiştirdi. Açılması ikinci Abdülhamit dönemi. E dolayısıyla C de olamaz arkadaşlar. E, doğru şık olarak A şıkkını söyleyebiliriz. 221. Türk kadını 30'da belediye seçimlerine katılma, 33'te muhtarlık seçimlerine katılma, 34'te de milletvekili seçme ve seçilme hakkı kazandı. Dünyada ise kadına siyasal haklar Sovyetler'de, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 17, İngiltere'de 18, ABD'de 20, Fransa'da 44, İtalya'da 45, Japonya'da 50, Yunanistan'da 52, Belçika'da 60, İsviçre'de 71. Verilen bilgilere göre sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Bakın 30 öncesi Türkiye'de kadınların siyasi hakkı yoktu. Doğru. 30'da ilk olarak belediyede verildi. Bazı ülkeler Türkiye'den önce kadına siyasi hak verdi. Doğru. Sovyetler gibi mesela. 17'de. Sovyet devrimiyle birlikte. Türkiye'de kadınlara yönelik siyasi haklar aşama aşama verilmiştir. 30, işte 33, 34. Değil mi? Dünyada kadınlara yönelik siyasi hakları tanıyan ilk ülke Türkiye'dir. İlk ülke Türkiye'dir diyebilir miyiz bu verilere göre? Hayır, e, 17 var, 18 var, 20 var, değil mi? Olamaz Türkiye. 20, e, Türkiye 30'larda, 30. Bu olamaz. E bakalım, Türkiye dünyada birçok ülkeden önce kadınlara siyasi hak vermiştir. Aynen öyle. E, şurada mesela Fransa'dan önce, İtalya'dan, Japonya'dan, Yunanistan'dan önce. E, bu da olabilir. Cevap denizli gördüğünüz gibi. E, bu bir aslında bakarsanız. Tarih sorusu değil, e, yani e, evet konusu tarih de e, bir Türkçe sorusu. Yukarıdaki e, pasajı anlama sorusu aslında. 222. Tekke, zaviye ve türbeler kapatılmış. Saat takvim ve sistem değişmiş. Şapka kanunu yük gelmiş değil mi? Yukarıdaki verilen inkılaplar aşağıdaki alanlardan hangisiyle doğrudan alakalı? E Doğrudan alakalı olan toplumsal yaşamla alakalıdır öyle değil mi? Ee, şapka kanunundan tutun saat takvim sisteminin e, değiştirilmesine kadar hatta tekke ve zaviye burada din öğretimi var, dervişler var, ahlak öğretiliyor değil mi? Toplumsal yaşam. 223 Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonraki en önemli hedeflerinden biri ülkedeki okur-yazar oranını ve eğitimli nüfus oranını artırmak. Buna göre inkılaplardan hangisi doğrudan bu amaca dönüktür? Okur yazarı artır, eğitimli nüfus yetiştir. Bakalım. Türk Tarih Kurumu. E doğrudan bu amacı yok. Türk tarihini araştırmayla alakalıdır öyle değil mi? Türk Dil Kurumu keza Türk dilinin zenginliğini ortaya çıkarma, e, doğrudan yani bunlar elbette dolaylı yoldan e, eğitimli bir nüfusa ya da işte okur yazar kitlelere dönük hamledir ama dolaylı. Doğrudan değil. Millet mekteplerinin açılması işte bulduk arkadaşlar. 28'de harf inkılabı olunca 29'un başında arkadaşlar millet mektepleri açıldı. Bunları dershane gibi düşünün. Anadolu'da okuma yazma seferberliği gibi düşünün ki Mustafa Kemal Paşa'nın kara tahtanın başında birçok gitti yerde Sivas'ta Kayseri'de fotoğrafları resimleri vardır. dolayısıyla baş öğretmenlik unvanı da burada alıyor zaten. Bakın bu doğrudan adresi bize gösteriyor. Diğerleri zaten medresenin geçin çok partili hayat alakası yok. 224'e bakalım sevgili arkadaşlar. 3 Mart 24 tarihinde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ilgili hangisi söylenemez? Eğitimde birlik sağlanmış. Aynen öyle. Tevhid birlik demek zaten. Yabancı okullar kaldırılmış. Yok canım, o kadar da değil. Sadece yabancı okullar Türk Milli Eğitim sistemine bağlandı. Ha, o kurallara uymayanlar kapatıp gidebilir dedi Türkiye ama e, paşa paşa uydular. Dolayısıyla bu madde yok. Eğitimde layıklık var, doğrudur. E, kültür karmaşası önlenmeye çalışılmıştır. Eğitim öğretimi birleştirerek, doğru. E, çünkü kısa süre sonra medreseler kapatılıyor değil mi bu, yönü bu kanuna göre? Hem batılı hem işte doğulu eğitim birimleri çiftlik, e, iki, yani eğitimde e, ikililik yaratıyordu. Bunu engelledi. Ülkedeki bütün okullar Milliyetin Bakanlığı'na bağlandı. Aynen öyle. Dolayısıyla Bursa. Net bir soru. Yani çok çok negatif. Değil mi burada? 225. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet sonrası kazanılmış olan haklarımızdan değildir? Cumhuriyet sonrası. Kanunlara uyma. Şimdi bu nasıl bir madde yahu? Kanuna uyma. E, kanuna uyma diyorsa e, Osmanlı'da kanuni esası meşrutiyetten beri uymak zorundasın hadi Cumhuriyet'i kastettin diye çok kötü bir soru ama e, hadi Türkiye'yi kastettiğini varsayalım. E, Türkiye'nin ilk anayasası hangisiydi? Meclisin çıkarttığı 21 anayasası değil mi? Teşkilatı esası. E, o zamandan beri uymak zorundasın. Niye Cumhuriyet'i bekliyorsun ki kardeşim? Cevap Adana elbette. Öyle duruyor ama bir bakalım mı? Resmi nikah zorunluluğu Herkesin bir soyadı alması, soyadı alması 1934'te cumhuriyet sonrası kabul. Resmi nikah zorunluluğu ve sosyal alanda kadın erkek eşitliği B ve e, D 1926 bu da cumhuriyet sonrası hangi kanundu? Medeni Kanun. Mirasta ve şahitlik eşitliklere bu da Medeni Kanun. Yani B D E 1926 Medeni Kanun. E, soyadı 34 yine Cumhuriyet'ten sonra kanunlara uyma 21 anayasasında alabiliriz elbette Cumhuriyet'ten önce. Ama çok kötü bir soru yahu bu. Yani bu en azından aşkı kötü kurgulanmış. 226. Atatürk, Türk toplumu toplum hayatında büyük bir değişim meydana getirdi. E, Atatürk'ün toplumsal hayatta meydana getirdiği değişim Türk toplum hayatını çağdaşlaştırma ve millileştirmeye yönelik iki alan çağdaşlaşma ve millileşme. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün toplumsal alanda yaptığı inkılaplardan biri değildir? Toplumsal alanda dilmiş. Bakalım. Şapka Kanunu evet toplumsal alan. Soyadı Kanunu. Ee, kabotaj mı? <laughs> kabotaj e, iktis e, yani e, iktisadi, ekonomik değil mi? 1926'da 1 Temmuz'da çıktı. Türk karasularında Türk bayraklı haklarının imtiyaz hakkı. E Bunun dışında tatil günlerinde değişiklik 35'te takvim ve saat 1926'da. Bunlar toplumsal yaşam için e, uygulanıyor arkadaşlar değişimler. Bu konularda hocam ben biraz kafam karıştı mı acaba diyorsanız Atatürk inkılapları bölümünün videolarına şöyle bir göz atın arkadaşlar. Ama çok karışacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani çünkü çok cevaplar belli. Genelde tarih 3'ten çok daha rahat yapabiliyoruz arkadaşlar. Yıllarca bunu gördüm. Osmanlı'da belki biraz zorlayabiliyorlar ama inkılap tarihinde işler biraz daha yolunda. 227. Yukarıdakilerden hangileri Türk Dil Kurumu'nun amaçları içinde yer alır? dilimizdeki Arapça ve Farsça kelimelerin yerine Türkçe kelimeler bulmak çok mantıklı. Türkçenin zenginliğini ortaya koymak çok mantıklı. Türkçenin Arapça ve Farsçadan üstün olduğunu göstermek e, böyle bir amacı yok elbette. Bir iki e, son şık bizi tarih bire götürdü öyle değil mi arkadaşlar? Beni dinle arkadaşlar bunu çıkarmışlardır. E, Kaşgarlı Mahmut divanı ı Türk yazıyor ya Arapçadan daha zengindir Türkçe diye. Ya da Alişir Nevai Muhakemetül Lugateyni yazıyor. Türkçenin Farsçadan zengin olduğunu gösteren eserdi. E bu tarih birle alakalıydı. Bir hatırlamış olduk değil mi? 228. Biz Türkler tarihimiz boyunca özgürlüğe ve bağımsızlığa sembol olmuş bir ulusuz düşüncesi. Atatürk'ün ilkelerinden öncelikle hangisiyle ilişkilidir sevgili arkadaşlar? Şimdi burada tekrar edelim. Biz Türkler diyor tarihimiz boyunca özgürlüğe ve bağımsızlığa sembol olmuş bir milletiz. Ne dersiniz bu soruda? Şimdi Buran buram kokan bir e, ilke var. Ulusuz, biz Türkler, bağımsızlığa. Şimdi bakın birinci kopya, ikinci kopya, üçüncü kopya. Ne dersiniz milliyetçilik? Ya bunu zaten tartışmaya bile gerek yok. E, ama Yıllarca şunu gördüm, genelde milliyetçilik ve halkçılıkla karıştırılıyor sevgili arkadaşlar. Bakın burada bir etnik yapıya vurgu var. Biz Türkler, işte Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu. Oysa ki halkçılık Türk milletinin içindeki kadın erkek eşitliği, efendim işte e, köylü şehirli eşitliği, yani vatandaşların eşitliği gibi. O milletin içindeki e, nüansların eşitliğine e, bağlıdır. Haliyle halkçılıkla öyle doğrudan e, bir etnik yapı üzerinden kurgu yoktur. İkisi arasındaki temel kopyamız bu olsun arkadaşlar. E, dolayısıyla cevap milliyetçilik olacak. Peki biraz daha hızlanalım hadi. 229. Atatürk, milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ya da taht yanar, yok olur demiş. Atatürk'ün bu sözü hangi ilkeye girer? Arkadaşlar buradaki ana kopya milli egemenlik. Milli egemenlik bir rejimsel mesele. Yani halkın yönettiği bir rejim bu cumhuriyet rejimidir. Haliyle bu iki cumhuriyetçilik bir rejimsel sorundur arkadaşlar. E, rejimsel bir vurgudur. Dikkat edelim. Burada da burada da karışıklık şurada oluyor. burada milli bağımsızlık deseydi o ulusal kurtuluş savaşı o doğrudan milliyetçiliğe giderdi. Arkadaşlar biz bunları Atatürk ilkeleri bölümünde çok ayrıntıyla konuştuk ki orada hadi bunlar yine çıkma ihtimali olanlar ama biz videolarda çıkmış soruları çözdük değil mi? Uzun yıllar çıkmış soruları çözdük. Bence oraya bir daha dönün bakın. Ee, ...bu soruların ardından. Çünkü oradaki daha önemli. Çünkü oradakini devlet yazmış. Bunun yazma ihtimali var. 230. Yukarıda Atatürk'e ait olan sözlerden hangileri... ...cumhuriyetin gençlere emanet edildiğini gösteriyor. Ne mutlu Türk'üm diyene. Burada bütün Türkler için. Hiçbir zaman e, hatırlarınızdan çıkmasın ki... E, ...cumhuriyet sizden fikriyor... Vicdanı hür nesiller ister. Bugün ulaştığımız sonuç asırlardan beri çekilen milli felaketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu sonucu Türk gençliğine emanet ediyorum. Ey Türk gençliği! E, dolayısıyla cevabı vermiş öyle değil mi zaten? 3 ve dört. İki de olmaz. Şimdi bir ve iki zaten genele bir hitap. 231. Atatürk döneminde bunlardan hangileri milliyetçilik ilkesine uygundur? Milliyetçilik, istiklal maaşı yüzde bir milyon, yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması elbette. Yeni Türk Devleti'nin kurulması, bunu da alabiliriz. Kadınlara siyasal hakların tanınması, işte bu arkadaşlar bir kere cumhuriyetçiliğe girer. Neden rejimsel kadınların katılması demek e, siyasi yaşama e, demokrasi güçlendirir hali cumhuriyetçiliğe ile girer e, ilki olarak. E, bunun dışında takvim ölçü birimlerin değiştirilmesi e, bu efendim işte batıyla eşitleme durumu çağdaşlaşma değil mi inklapçılık ilkesidir. Birincisi dördüncüsü cumhuriyet beşincisi inkılapçılık. İlk üçü de 1 2 3'te milliyetçilik olacak idi. 232. Atatürk en yükselen e, nesil. Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün gençlere emanet ettiği en büyük eseridir sevgili arkadaşlar? Atatürk'ün en büyük e, eseri Türkiye cumhuriyetidir elbette. Şimdi bu soruda da hata yapılabiliyor bazen. Bu soru birçok yerde çıkmıştır karşımıza. Cumhuriyeti biz kurduk diyor adam yahu. Daha ne ne desin artık? Cumhuriyeti biz kurduk. Cumhur Türkiye Cumhuriyeti devletini biz kurduk. Siz yaşatacaksınız diyor. 233 sevgili arkadaşlar. Atatürk Cumhuriyeti'nde 1982 Anayasası'nda ilk üç madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Çünkü bu maddeler devletimizin temel niteliklerini oluşturur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anayasada koruma altına alınan niteliklerden biri değildir? Yönetim biçimi, cumhuriyet, bayrağı, Başkenti İstiklal marşı dini devletin dini İslam'dır maddesi çıkalı çok olmuştu öyle değil mi 28'de. E bunlar var ama cevap deniz. 234 devlet ya bu tarihe evet gelebiliyor ama bu vatandaşlık vatandaşla daha yakın bir soru mesela. Devlet kurumlarının ve özel teşebbüslerin bir arada işlediği ekonomide her iki sektörün de toplum yararını gözeterek çalıştığı devlet düzeni. Hem devlet, hep özel teşebbüs, e, karma ekonomik modeldir. Öyle değil mi bu? Karma. Peki. 235. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde yeni devletin, ...bir an önce şekillendirilmesi ve oluşan yeni şartlara göre dizayn edilmesi gerekiyordu. Bunun için de eskimiş ve işlevini yitirmiş kurumların çağın gereksinimlerine göre, gereklerine göre hızlı ve köklü bir değişikliğe uğratılmıştı. Bu durum aşağıdaki ilkelerden, Atatürk ilkelerinden hangisini anlatır? Çağı yakalama, çağdaş muhasır medeniyet seviyesine ulaşma haliyle inkılapçılık arkadaşlar... Değil mi? O e, itilal ruhunu, inkılap ruhunu her daim yaşatıyor olmak. 236. Yeni Türk Devleti'nin gerçekleştirdiği bu yeniliklerden hangileri Atatürk ilkelerinden inkılapçılık alanında yapılmış? Bu genelde çağdaşlaşma, batıyla iz düşümünü yaratma değil mi? Batıya uyma. Miladi takvim, doğru. Bakın 26'da miladi takvim kabul edildiğinde edilmeden önce Osmanlı'dan kalan Hicri ve Rumi takvim vardı. Şimdi bunu birleştirip Avrupa ile eşitlediniz. Aşar vergisi bu Türk köylüsünden alınır. Bunun Avrupa ile bir bağlantısı yok. Yeni ölçü birimlerinin kabul edilmesi. Evet Osmanlı'da en e, e, ne vardı mesela e, metrik sistem öncesinde... E, ne diyebiliriz? Arşın vardı mesela. Endaze vardı. Endaze bu pahalı kumaşların e, ölçülmesini sağlayan bir birim. Farklı e, birimlerden oluşuyor. Endazeler, arşınlar. Onun yerine metrik sistem, metre getirildi. E bunu da uluslararası e, bir ölçü birimi olarak kabul edebiliriz. Teke ve zaviyelerin kapatılması e, bu 1925'te iç siyasetle alakalı. Dolayısıyla 1-3 olacak cevabımız Bursa. 237. Osmanlı Devleti'nde meydana gelen aşağıdakilerden hangisi ikinci meşrutiyet döneminde gerçekleşti? 1908 ile. Çok partili siyasi hayat başladı. Şahane bir soru. iyi hatırlattı arkadaşlar. E bu Osmanlı ile alakalı malum. Şimdi bakın birinci meşrutiyette siyasi partiler yoktu 1876'da. Ama ikinci meşrutiyette işte Osmanlı Çiftçi Partisi, Osmanlı Sosyalist Partisi, Ahrar Fırkası, İttihat Terakki gibi İttihat Muhammediye gibi birçok parti var. O yüzden, e, dolayısıyla ikinci meşrutiyetin en önemli özelliği siyasi partilerin olması. E, genelde bu şıkkı gören arkadaşlar hemen cumhuriyetle karıştırıyor arkadaşlar. Oysa Osmanlı'da da birçok partili hayat var. Anayasal düzene ilk kez geçildi. Bu birinci meşrutiyet. Padişah yetkilerinin ilk kez kısıtlanması o. Bu çok daha eski. Ta 1808 senedi ittifaka kadar geri götürürler. İkinci Mahmut. Hükümetin padişaha karşı sorumlu olması birinci meşrutiyet. Azınlıkların devlet yönetimine katılmaya başlaması. Bu daha ıslahattan bu yana vardır Dolayısıyla cevap Adana. Güzel bir hatırlatma sorusu sevgili arkadaşlar. Ee, bizim de aklımızda kalsın. 238. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi mevcut siyasal rejimin korunmasını amaçlıyor? Şimdi ikinci meşrutiyet ilan edildi. Evet bu bir şey korumayla amaçlı değil. Bu istibdada karşı özgürlüğü ilan etme gibi düşünün. Bu olamaz. Çok partili hayatın başlaması e bu da bir e, mevcut siyasal rejimin korunmasıyla alakalı değil. İlk kez ilan ediliyor. Kabul ediliyor daha doğrusu. 31 Mart isyanını bastırması. Yahu zaten o meşhur 1909'daki gerici isyanı ki böyle de değerlendiriyor devlet meşrutiyete karşı 1908 meşrutiyetine karşı İstanbul'da avcı taburları bir isyan çıkarttı. Hareket ordusu Selanik'ten geldi. Kolası Mustafa Kemal de hatırlayın. E, bu isyanı bastırdı ve 2. Abdülhamit'i de bu isyanda parmağı var gerekçesiyle Selanik'e sürgüne gönderdi. Hikaye çok aynı. E bu en çok çıkan sorulardan biridir 31 Mart. Dikkat edin. 239 arkadaşlar. 20. yüzyılda İttihat ve Terakki Yönetimi tarafından Osmanlı Devleti'nde resmi ideoloji haline getirilen ve Sarıkamış faciasına neden olan 1915'te değil mi? E, Doğu cephesinde, Kafkas cephesinde. Ocak ayında. Fikir hangisi? Arkadaşlar bu fikir elbette Turancı değil mi? Enver Paşa bizzat gidiyor bu cepheye. Amaç Rusları püskürtmek, Allahu Ekber dağlarında pusu kurup Rusları yok edip, Türkiye devletlerle buluşmak. Ama ile bitti. 240. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı topraklarının paylaşıldığı, Aşağıdaki gizli anlaşmalardan hangisi İngiliz Arap işbirliğine dayandığı için İslamcılık anlayışının çökmesine yol açtı? Şimdi bunu daha önce çözmüşlüğümüz var arkadaşlar önceki derslerde. Demiştik ki İngilizlerin Mısır valisi McMahon Şerif Hüseyinle Hicaz emiri Şerif Hüseyinle gizli bir anlaşma yapıyor 1916'da bu anlaşma gereği Osmanlı'ya karşı isyan ederlerse bir Arap devleti sözü veriyor İngilizler. Cevabımız da McMahon olacak idi. Saint Jean de Marin İtalyanlarla imzalandı. İtalyanları Anadolu'da toprak veriyordu hatırlayın. sykes Pico Orta Doğu'yu paylaştıran Fransa ve İngiltere arasındaki bence en önemli sorudur sykes Pico. Boğazlar Anlaşması Rusya'yla Rusya'ya bırakılıyor. Petrograd yine Rusya'yla Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Rusya'ya bırakılıyor idi. Son ikisi Rusya'yla, A öncülü İtalya'yla, Sykes-Picot İngiliz ve Fransızlarla yapılmış gizli anlaşmalar idi. Peki, 241. İt e önce bir soruya bakalım. Yukarıdaki verilen gelişmeler aşağıdakilerden hangisini ortam hazırlamış? İttihat ve terakkinin siyasi baskılara son vermek istemesi, İttihat ve Terakki'nin siyasi baskılarına son vermek istenmesi. 1908 Reval görüşmelerinde İngilizlerin Rusların Osmanlı devleti üzerindeki siyasetinde serbest bırakması, Avrupa devletlerinin Osmanlı'nın iç işlerine karışmasını önlen, önlemek istemesi, hangisini ortam hazırlamış, Duyun Umumi'ye alakası yok, Abdülhamit'in tahttan indirmesi alakası var mı? E, bir dursun bunu belki değerlendirebiliriz. Şimdi dolaylı bir bağlantı olabilir. İkinci meşrutiyet ilanı için harekete geçilmesi ama cevabı verdik zaten. E, çünkü daha öncesi var. E, biliyorsunuz Reval'de Rusya'yı serbest bırakınca Balkanlar, Makedonya meselesi için İttihatçıların kalbi Makedonya elden gidiyor diye Resneli Niyazi ve Enver Paşa e, isyan edecekti. İsyan Selanik'te, Manastır'da büyüyünce Abdülhamit İstanbul'da meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalacak bir öncülü var o yüzden cevap Ceyhan oldu. 242 Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda yenildiği halde toprak kazandığı tek cephe Doğu Cephesi'ydi. Yani e, Kafkas Cephesi neden? 1918'de Rusya e, devrimden sonra, Rus devriminden sonra Brest Litovsku imzaladı arkadaşlar. Ve bütün cephelerden çekildi. E Bütün cephelerden çekilince Kars, Ardahan ve Batumu, yani biz buna Elviye-i Selase diyorduk öyle değil mi? E Bunu 93 Harbi'nde, 1878'de almıştı Rusya. Şimdi devrim sonrasında e, bu toprakları geri veriyor. Haliyle Osmanlı'da savaşı kazanmamış olmasına rağmen toprak kazanıyordu. Tamamen Rusya'nın çekilmesinden dolayı. O yüzden cevap Denizli. 243. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasının ardından Anadolu'nun farklı bölgelerinde müdafai hukuk cemiyetlerinin ortaya çıkmasında hangisinin etkili olduğu söylenemez. İstanbul Hükümeti'nin işgallere karşı tepkisiz kalması bu söylenebilir. Ulusal iradenin yönetime yansıtılmak istenmesi mi? Şimdi arkadaşlar, ulusal iradeden ziyade, ulusal irade bir rejim değil mi? Cumhuriyetle alakalı bir sistem. İşte parlamentoda katılımla alakalı demokratik bir durum. İyi de ondan önce bir bağımsızlık söz konusu yahu. Anadolu işgal ediliyor. Bırakın ulusal iradenin yönetime katılması, e, bağımsızlık bir alanda savaş gerekiyor. Bu Bursa gibi duruyor ama diğer şıklara da bir bakalım. Bölgesel kurtuluşun sağlanmaya çalışılması doğru. Azınlıkların bölücü girişimlerde bulunması doğru. Ermeniler Doğu'yu koparmak istiyor. Ee, Yunanlılar Trakya, İzmir'i koparmak istiyor. Anadolu'nun düşman işgaline uğraması tam da bu işte. E ee, Bursa kaldı öyle değil mi? Bakın üçü çok mantıklı. Şu dördünü de alın. Ee, siz de dolayısıyla silaha sarılıp Vatanınızı korumak zorundasınız O yüzden önce bağımsızlık gelir Ondan sonra parlamentoya gidelim hikayesi var temsil edilme durumu var 44 244 soru Mondros Ateşkesi antlaşmasından sonra Anadolu'da faaliyet gösteren azınlık cemiyetlerinden azınlık cemiyetlerinden biri değilmiş mavri Mira Trakya'da etkindi bir e, Yunan cemiyeti. Pontus Trabzon'da yine bir Yunan Rum cemiyeti. Etniki Etaria yine bir Yunan cemiyeti ki en eski ve en etkili cemiyetlerinden biriydi. İngiliz muhipleri e, Hınçak ve Taşlak bu arada Hınçak ve Taşlak Ermenilerin kurduğu e, azınlıkların kurduğu bir cemiyetti. Bakın üçü Rum biri Ermeni azınlıklara ait, değil mi? Ama İngiliz Muhipleri Cemiyeti'ni İngilizlere gönül vermiş Damat Ferit gibi isimler ya da Said Molla gibi isimler e, kuracaktı. Osmanlı'nın geleceğini İngiltere'de görüyordu. İngiltere'nin çıkarlarında gören cemiyet. O yüzden bu Müslüman Türklerin kurduğu zararlı cemiyet, azınlıkların değil. 245 Çukurova ve çevresinde organize olan Kuvay Milliye Hareketi demiş. Gerisini okumaya gerek yok. Kilikya, çünkü buna ilgili çok soru çözdük arkadaşlar diğer derslerde hatırlarsınız. E burada da adres Kilikya olacak. Kilikya e Roma'dan kalma bir tabirdir. Çukurova bölgesini anlatır öyle değil mi? 246 Damat Ferit ve bazı devlet adamlarının üye olduğu milli varlığa düşman cemiyet hangisiydi biraz önce yukarıda söyledik? İngiliz muhipleri cemiyet. Said Molla kuruyor ama e, Damat Ferit üye tabii ki e, ama özellikle İngiliz ajan, Raip, Fru burada en etkili isimlerden biri İngiliz ajan. E bunu da konuşmuştuk hatırlarsınız. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. 247. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açıldıktan sonra İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri'nin düzenlediği isyanlarla karşılaşmıştır. Buna göre meclise karşı çıkan aşağıdaki isyanlardan hangisi doğrudan İstanbul Hükümeti tarafından çıktı? Sevgili arkadaşlar hatırlarsanız bir e, isyan haritasını 1920'de çıkarmıştık. Doğrudan İstanbul e, tarafından çıkartılan isyan arkadaşlar Ahmet Anzabur ve Hilafet ordusuydu. E, bu iki orduya dikkat edelim arkadaşlar. E çünkü bakın hem e, işte Balıkesir, İzmit, İstanbul'a bir tampon çekiyor adamlar. Değil mi? Bu tamponla birlikte Ankara hükümetinin olası bir İstanbul'a doğru yükleniş hareketinde engel olsunlar diye. Şimdi sorumuza dönelim. Sorumuza dönelim. Doğrudan İstanbul hükümeti tarafından demek ki Ahmet Anzavur, Anzavur ve Hilafet Ordusu ne var burada şıklarda? Hilafet Ordusu var mı? Yok, yok, yok. Ahmet Anzavur var. Cevabımız deniz. 248, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi de meclis başkanı, aynı zamanda hükümetin de başkanı, hükümet üyeleri de meclis içerisinden seçilirdi. Bu sistem, hangi sistem, meclis hükümet sistemiydi öyle değil mi arkadaşlar? Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 1923'ten sonra kabine sistemine geçiliyordu. Niye bir cumhurbaşkanı var? O bir başbakanı atıyor. Başbakan kendi e, kabinesini kuracaktı arkadaşlar. Ama ondan önce, ondan önce e, meclis hükümet sistemi vardı. Meclis kendi hükümetini e, seçiyordu. Meclis başkanı da aynı zamanda hükümet başkanıydı. 249. Birinci meclisin özelliklerinden biri değil. Partiler yok, gruplar var. Doğru. İşte Tesanüt ya da ıslahatçı, Yeşil Ordu, Halkçı grup gibi. Bunlar e, gruplardı. E, bir de tabii bunlar ikinci grup, bir de birinci grup vardı, değil mi? Müdafaa Hukuk grubu. Olağanüstü yetkilere sahipti. Doğru. Güçler birliği vardı, hızlı karar alsın diye. Güçler ayrılığı. Esasına dayanmaz. Güçler birliği var. Bakın B ve C tezat. Dolayısıyla ikisinden biri aslında. E, D'ye bakalım. Ulusal olduğundan azınlık milletvekillerine yer verilmemiş. Doğru burada sadece ulusal vekiller var. E, ulusu temsil eden azınlıklar yok artık. Ermeni ve e, Rumlar İstanbul'da kaldı artık. Onlar yok. Geniş tabanlı olduğundan her meslekten milletvekili var. Doğru arkadaşlar. Öğretmenlerden, doktorlara, e, efendim bürokratlardan, askerlere, tüccarlara her kesimden var. Ama en kalabalığı merak ediyorsanız asker. E, bürokrat ve asker en kalabalık asker ama. Burada cevap e, Ceyhan rahat bir soruydu bizim için. 250. Sev Barış Antlaşması'nı Saltanat Şurası'nın imzaladığı halde bu anlaşmanın yürürlüğe girmeyen ölü doğmuş bir anlaşma olarak nitelendirilmesinde hangisi etkili olmuştur? Milletler Cemiyeti'nin kurulması geçin. Türk Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşması aynen öyle. Ankara Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşması ile birlikte biz bunu yoksaydık, Bunun belgesi var mı? Var. Aham da size Lozan Barışı. Daha önce Mondros imzalandı ya, tamam onun yerine Mudanya ateşkesi. Biz Kurtuluş Savaşı verdik, kazandık. Mudanya. Ee, Sev mi diyordunuz? Hayır. Alın size Lozan. Dolayısıyla cevabımız Bursa. 251. Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemine ait aşağıdaki verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Çok güzel bir tekrar sorusu arkadaşlar. Yıldız'ı yapıştıralım. Ee, bu soruyu lütfen unutmayalım olur mu? Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık dönemine ait verilenlerden hangisi yanlışmış? Temsil heyetinin ilk siyasi başarısı Sivas Kongresidir, doğru mu? Evet, nereden biliyorduk? Bütün bağları kesince damat Ferit hükümeti istifa etti. Aynı zamanda Mudanya, Mudanya diyorum affedersiniz, Amasya görüşmelerinde de İstanbul sizi ilk kez resmen tanıdı. Dolayısıyla bu başarı doğru. İlk kez milli sınırlardan bahsedilmesi misak milli kararının misak milli kararların alınması yani bu son Osmanlı Mebusan Meclisinde mi ilk kez bahsedildi? Hayır, ilk kez nerede bahsedilmişti? Erzurum Kongresinde sevgili arkadaşlar. İlk kez Erzurum'da daha sonra Sivas'ta aynen kabul edildi. İşte bu son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde misak milli kararları olarak karşımıza çıktı. Ama ilk Erzurum. Vatan bir bütündür bölünemez değil mi? Ulusal sınırlar içinde vatan bütündür bölünemez. İlk Erzurum'da. Ee, cevap Bursa oldu. Burada Bursa'yı yakaladık ama C'ye bakalım mı? Temsil görevinin sona ermesi Meclisin açılması, evet mantıklı. İlk kez geçici hükümetten Erzurum'da bahsedilmişti doğru. Kurtuluş Savaşı'nın amacının belirlenmesi Amasya. Ama sadece amacı değil, amaç, yöntem ve gerekçe Amasya genelgesinde kabul edilmişti, öyle değil mi? Sizin amacınız ne? Ulusal bağımsızlık, bağımsız olma. Peki sizin gerekçeniz niye e, savaşıyorsunuz? İstanbul hükümeti üstünde düşeni yapmadığı için savaşıyorum. Aynı zamanda e, Anadolu işgal altında. Peki yönteminiz ne? Milletin azim ve kararı. Dolayısıyla bütün bu amaç, gerekçe, yöntem Amasya Genelgesi'ndedir arkadaşlar. En sık gelen soru da Edirne'den geliyor. Onu da hatırlatmış e, olalım. 252. Sevgili arkadaşlar, ve bir iki soruya daha bakalım. Ee, şurada bir mola veririz. Ee, son parçaya, son videoya geçmeden önce. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermeniler arasında imzalanan e, 3 Aralık 1920'deki Gümrü Anlaşması ile Ermeniler Doğu Anadolu'daki isteklerinden vazgeçtiler ki sevre göre normalde burada bir Ermeni devleti var. Böylece Kars, Iğdır, Kazman ve Sarıkamış Türk topraklarına katıldı. Bu bilgilere dayanarak hangisine ulaşılabilir? Misak-ı milli dünyaya tanıtmış, dünyaya tanımadı bu Ermeniz, Ermenilerle alakalı e, tanıyan ilk e, itilaf devleti Ermenistan, itilaf devleti diyemeyiz. Günümüzdeki e, bu misak milli dünyaya tanıttığı yer hangisiydi? Londra Konferansı. Bunu da yazayım mı ister misiniz? Londra Konferansı e, birinci İnönü'den sonra yapılmıştı ya, hatırlayın. Sevri yumuşatmak için Londra Konferansı. E, i̇kincisi İtilaf Devleti değil Ermenistan. İlk, ilk tanıyan İtilaf Devleti Fransa'ydı. Günümüzde doğu sınırımız kesin olarak çiz çizildi. Hayır, neden? Gümrüğüyle ilk kez çizildi doğru ama Moskova ve Kars. Son sınır Kars'ta. Ermeni meselesi uluslararası bir sorun haline geldi. Alakası yok. Er Ermenilerin Sevr Anlaşması'ndan doğan hakları sona erdi. Artık orada bir doğuda bir devlet falan yok. Kabul ediyorlar bunu. 253 Kurtuluş Savaşı'nda Güney Cephesi'nde savaşın sona ermesi, Hatay'ın dışarıda bırakılması güney sınırının çizilmesi Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra imzalanmış Ankara Anlaşması'ydı. Öyle değil mi Fransa'yla? E bunu çok çözdük. Önceki videolara bakın bununla ilgili 3-4 tane benzer soru tipi var idi. Evet arkadaşlarım son şu sorulara da bakalım bu sayfayı bitirelim öyle ara veririz. Meclis Sovyet Rusya ile Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşması'nda birinin tanımadığı uluslararası bir anlaşmayı diğeri de tanımaz maddesi var. bu maddelerden hangisini çıkarımlardan hangisine ulaşabiliriz? Sovyet Rusya sevr'i reddediyor doğru. Çünkü Ankara tanımadı. Sovyet Rusya'nın sıcak denizlere inme politikasından vazgeçti. Bunu söyleyemeyiz, alakası yok. Sovyet Rusya'nın uluslararası alanda meclis ile birlikte hareket ettiği e bu önemli elbette. 1-3 diyebiliriz. Rahat bir soru. 255 Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisine dayanarak 7 Ağustos 21'de tekalifi milli emirlerini yayınlayıp düzenli ordunun ihtiyaçlarını halktan karşılamaya çalışması hangisini doğrular halktan karşılamış? Düzenli ordumuz saldırı gücünü sonardı. Yok saldırı gücü niye bitsin ki bunu söyleyemeyiz çıkartamayız. Meclisin almış olduğu dış yardımların tamamen kesilmesi, dış yardım kesildiğini dair bir bilgi yok. Mustafa Kemal'in teşkilata esasi aykırı hareket ettiğinin alakası yok. Çünkü başkomutan meclis adına karar verebilir meclisin Kurtuluş Savaşı'nın maddi yükünü kaldıramadığını söyleyebiliriz. O yüzden halktan birer çarık, birer tencere ya da efendim öküz, birer öküz bunların hepsini istemek zorunda kalıyor. Dolayısıyla D çok açık. E'ye bir bakalım. İstanbul hükümetinin sağladığı maddi kaynakların tükendi. İstanbul hükümeti böyle bir maddi kaynak mı sağlamış? Yok. Cevap Denizli olacak. Evet arkadaşlar son bir soruya bakalım sonra da ara verelim. Aşağıdaki verilen eserlerden hangisinin milli mücadele dönemini konu edindiği söylenemez. Yaban ateşten gömlek esir şehrin insanları Türkün ateşle imtahını. Bakın bu ikisi şöyle bir pardon C ve E halide edip adı var. Esir şehrin insanları e, Kemal Tahir. Bunların hepsi Kurtuluş Savaşı e, mütareke yıllarını anlatıyor. Yaban Keza Yakup Kadri Kara Osmanoğlu ama İnce Mehmet e, Bursa olacak cevap. Kim yazıyor İnce Mehmet'i? Türk Edebiyatı'nın en önemli devlerinden biri Yaşar Kemal sevgili arkadaşlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarını anlatır. Çukurova bölgesinde A'ya karşı baş kaldıran İnce Mehmet'i anlatır. Ee, Yaşar Kemal'in bence baş yapıtıdır İnce Mehmet arkadaşlar. Ee, dört cilttir. Ee, burada meşhur bir söz var. Ağlık düzenine baş kaldırdığı için İnce Mehmet A şöyle der. E, beni öldürmekle ne geçer eline? Bir A gider başka bir A gelir. Bunun üzerine İnce Mehmet cevabı yapıştırır olsun der. Benim yerime de bir başka Mehmet gelir. Dolayısıyla Yaşar Kemal'in bu başyapıtına ne olur arkadaşlar okumamış arkadaşlarım bir ara zaman ayırsınlar emin olsunlar pişman olmayacaklardır. Elbette diğerleri de muazzam yani Kemal Tahir Halide Edipler bunlar çok önemli isimler. Ben cevap Bursa diye Yaşar Kemal'den devam ettim. Diğerlerini de bakın elbette. Kitap okuyunuz arkadaşlar. Kitap okumak önemli. 256'da e, duralım arkadaşlar. 300 soru hazırlamıştım tarih. E, 3'ten inkılap tarihinden. E, son parçaya da e, bu aradan sonra e, bakarız. Şimdilik bir mola verelim.